İlk iki nesliyle büyük hayal kırıklığı yaratan Mercedes-Benz A serisi, üçüncü nesliyle tam bir satış rekortmeni olmuştu. Bugün ise karşımıza dördüncü jenerasyon olarak çıkıyor. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Mercedes-Benz A serisini dördüncü kez yeniledi. Markanın CLS modeliyle başlattığı yeni tasarım felsefesi yeni A serisinde de kullanılmış. Yeni A serisi bir önceki nesil gibi sportif görünüyor. Aşağıya doğru kıvrılan motor kaputu ve krom süslemeler aracı şıklaştırıyor. Meşale formlu gündüz farlarına sahip ince tasarımlı LED ön farlarıyla yenilikçi yüzünü de gösteriyor. Radyatör ızgarasındaki büyük yıldızsa sağ ve sola gümüş rengi bir çıta ile bağlanmış. Yandan incelendiğinde araç artırılan aks mesafesi ve yan tasarım boyunca uzanan çizgileri sayesinde daha uzun görünüyor. Büyüyen çamurluklar sportifliği desteklerken yükseltilen cam çizgisi sayesinde daha geniş bir arka tasarım elde edilmiş. Arka tasarımda ise yeni stoplar öne çıkıyor. Katmanlı bir görünüme sahip LED destekli stoplar bize Peugeot modellerini hatırlattı. Yeni A serisi 0.25'lik sürtünme direnci değeriyle sınıfının en aerodinamik otomobili olarak öne çıkıyor. Mercedes-Benz ilk kez kompakt sınıfta iki parçalı bir air panel sistemini kullanıma sunmuş. Bu sistemde hava girişlerinin içine entegre edilen jalüzi benzeri şerit şeklindeki plakalar motorun serin hava gereksinimine bağlı olarak açılıp kapanıyor ve aerodinamiği düzenliyor. Yeni A serisinin iç mekanı tam anlamıyla büyük bir devrimi beraberinde getiriyor. Alman marka bir ilke imza atıyor ve gösterge panelinde siperliğe yer vermiyor. Böylece gösterge panelinin ana gövdesinin çizgisi kesintiye uğramadan bir kapıdan diğerine uzanıyor. Geniş ekranlı gösterge paneli iki adet yatay ekrana bölünürken alt bölüm bir girinti ile üst bölümden ayrılıyor ve böylece gösterge paneli görsel olarak havada süzülüyor izlenimi uyandırıyor. Ambiyans aydınlatması bu etkiyi daha da artırırken, isteğe bağlı olarak 64 farklı renk alternatifi sunuluyor. Yenilikçi gösterge paneli, 2 adet 7 inç, 1 adet 7 inç ile 1 adet 10.25 inç ve 2 adet 10.25 inç olmak üzere 3 farklı kombinasyonda sunuluyor. Yeni A serisi, aynı zamanda yenilikçi araç içi bilgi ve eğlence sistemi, M-Box ile donatılan ilk Mercedes-Benz modeli konumunda. Bünyesinde barındırdığı yapay zeka teknolojisiyle öğrenme özelliğine sahip olan M-Box kişiselleştirilebiliyor ve kendini kullanıcı davranışlarına uyarlıyor. Sistem bu yönüyle sürücü, yolcular ve otomobil arasında benzersiz bir bağ kuruyor. M-Box, dokunmatik ekran, orta konsola entegre touchpad ve direksiyona entegre dokunmatik kumanda tuşları olmak üzere 3 farklı dokunmatik arayüz üzerinden kumanda ediliyor. Yeni A serisi sportif görünmesine karşın eskisine göre çok daha geniş bir iç mekan sunuyor. Uzunluğu 10 cm artan aracın aks aralığı da 3 cm uzamış. Vites konsolunun gerisindeki saklama alanı daha da büyürken, orta konsolda 0.5 litreye kadar içecek kutuları veya şişeler için bir bardak tutucu yer alıyor. Eski nesle göre 29 litre daha fazla hacim sunan bagaj 370 litre olarak açıklanıyor. Bagaj ağzı da 20 cm genişlemiş. Yeni Mercedes-Benz A serisi A200, A250 ve A180D olmak üzere ikisi benzinli ve biri dizel toplam 3 motor seçeneğiyle satışa sunulacak. A200'de yeni M282 kodlu silindir kapatma özelliğine sahip 1.4 litre hacimli turbo benzinli motor bulunuyor. 163 beygir güç, 250 Nm tork üreten bu motor, 7G DCT şanzımanla kombine ediliyor. Bu model, 5.1 litrelik karma tüketim ortalamasına sahip.
A250'de ise yine yeni M260 kodlu 2 litrelik turbo benzinli motor sunuluyor. 224 beygir ve 350 Nm'lik motorun gücü de yine aynı şanzımanla tekerleklere iletiliyor. Dizel cephesinde ise yeni 1.5 litrelik OM608 kodlu motor sunuluyor. 116 beygir ve 260 Nm tork çıkışına sahip motor, 7G DCT çift kavramalı şanzımanla kombine ediliyor. Bu seçeneğin karma tüketim ortalaması ise 4.1 litre olarak açıklanıyor. Önceki nesille kıyaslandığında iyileştirilen yürüyen aksam ve karoser yalıtımı sayesinde akustik konfor artmış. İddiaya göre aracın süspansiyon konforu da iyileştirilmiş. Ancak araçta torsiyon tipi bir süspansiyon kullanıldığını belirtelim. İlkbaharla birlikte satışa sunulacak olan araç aynı tarihlerde Türkiye yollarına çıkacak.